Geçtiğimiz sene son 28 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü ve kar seviyesinin 70 santimetreye ulaştığı Beylikdüzü'nde karla mücadele ekibi bu yıl önlemlerin yoğunluğunu daha da arttırarak tam donanımlı bir hizmet verecek. Tabii kış güzel bir mevsim ama aynı zamanda zorlukları da var. Hele hele İstanbul gibi yoğun kentlerde farklı zorlukları hep beraber yaşıyoruz yıllardır. Özellikle karla mücadele yoğun bir kısmını kapsıyor. Bizim önceliklerimiz var. Halkımız bunu bilsin istiyoruz. Tabii ki ana caddeler çok önemli. Özellikle ana arterlerdeki ulaşımın sağlanması adına hastaneler önemli. Bunun gibi kamu kurum ve kuruluşlarının önü çok çok daha önemli ve hızlı hareket etmemiz gereken yerler. Kışla mücadelede Afet Koordinasyon Merkezi kuran Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki 10 mahalleyi 8 bölgeye bölerek gerekli araç ve personel dağılımını planladı. Bu yılki karla mücadele programımızda 62 tane muhtelif formatı olan karla mücadele aracımız mevcut. 250 personelle 24 saat esasına dayalı bir çalışma programı yaptık. Bununla ilgili de 2000 ton tuz stoklarımızda bulunduruyoruz. 750 kilogram silisyon dediğimiz bir sıvı kar çözücü malzememiz var. O da depolarımızda mevcut. Belediye ekipleri yoğun yağışın olduğu durumlarda özellikle acil müdahale edilmesi gereken noktalarda çalışmalarına 24 saat aralıksız devam edecek. Bir ekibimiz de bizim işte metrobüs güzergahında olan 5 tane metrobüs durağımızın ulaşılabilirliğini sağlayacak işte üst geçitlerin bakımı, hastane önleri, işte okullar açıksa okul önleri, kamu binaları ve buna gibi ibadethanelerin çalışması ilgili bir ayrı grubumuz mevcuttur. Sağlık Müdürlüğü ekipleri de tam donanımlı personeli ve 2 hasta nakil aracıyla kara kışa hazır. Biz alan araştırmamızı yaptık. Kayıtlı hastalarımızın triyajını. Triyaj demek ne demek? Öncelikli hasta grubu demek. Solunum bunların en başında gelir. Solunum sıkıntısı olanlar. Kemoterapi, diyaliz hastaları ve tabii ki gebe okulumuzdan dolayı da bölgemizde yaşayan gebelerden haberimiz var. Ama yine de vatandaşlarımız buraya yeni taşınmış olabilirler. Misafirliğe gelmiş olabilirler. 444-09-39'u aradıkları takdirde biz onlara mutlaka bir şekilde ulaşacağız. Endişe etmesinler. Kış şartlarının olumsuzluğundan en çok sokak hayvanları etkileniyor. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için kış hazırlıklarını tamamladı. İçinde 40 ton kapasiteli soğuk hava deposu olan güzel bir yemek pişirme ünitesi yaptık. İçinde ekmek deposu, soğuk hava deposu ve pişirme ünitesi var. Buranın şu anda deposunda 5-6 ton kadar hayvansal gıda donmuş bir şekilde bekliyor. Her ihtimale karşı kış olur ve biz müdahale ederiz diye. Normal kuru mama depomuzda da 5 ton kadar mamamız bekliyor. İlaç ve tıbbi malzeme olarak hiçbir eksiğimiz yok ki acil müdahalelerde hemen müdahale edelim diye. Belediye ekiplerinin verimli ve hızlı çalışabilmesi için de vatandaşların duyarlı ve yardımcı olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın da aynı ölçüde bu seferberliğin bir parçası olmaları gerektiğini unutmamak lazım. Sitelerin veya işte sokakların bir kısmında belki vatandaş desteğine de ihtiyaç duyacağız. Bunu şimdiden duyurmak istiyoruz. Bir anda çok hızlı bir kar yağışında istediğimiz seviyede karşılık veremeyebiliyoruz. Dolayısıyla biraz tabii sabır ama aynı zamanda da ortak bir çalışma metodu. Gördüğünüz gibi bütün araç gereçlerimize, bütün ekibimize biz aslında buna hazırız. Tabii yoğun kar yağışı, yağmur yağışı anında özellikle ana arterden yani E5'ten Beylikdüzü'nün iç noktalarına doğru servis hizmetimiz devam edecek. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın da bizimle kurmak istediği diyaloğu açığız, beklentileri açığız. Bu süreç içerisinde mutlaka yazmalılar, mutlaka öneride bulunmalılar. Hep beraber Beylikdüzü'nde her mevsimin güzelliği gibi kışın da güzelliğini yaşayalım istiyoruz.